Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei Mate X'i Ultimate Design'ı beraber inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bu telefon geçtiğimiz günlerde Çin'de satışa sunulmuştu. Hatta iPhone 16 ile aynı tarihte tanıtılmıştı arkadaşlar. Huawei bu noktada adeta Apple'a meydan okudu. Bunu size baştan belirtelim. Bu arada bir dipnot. Sesim biraz kötü olabilir. Gerçekten çok rahatsızdım ama Huawei Türkiye'ye bu telefonu kısıtlı bir süre için getirmiş ve biz de gelip çekmek, takipçilerimize paylaşmak istedik. Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Rahatsızlığımdan ötürü sesim biraz kötü. Ama bu telefonu çekme fırsatını da kaçırmak istemedik diyelim ve incelememize devam edelim. Şunu söylemek istiyorum sizlere. Telefonu çok fazla kurcalama fırsatımız olmadı. Dolayısıyla bunu bir ön bakış videosu olarak kabul edebilirsiniz. Telefonu kurcaladım. Burada sizin için notlar çıkardım. Bu notlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Yani iyi yanları neler, kötü yanları neler, eksikleri, gördüğümüz eksikler neler, gördüğümüz artılar neler. Bunlardan size bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Bu dünyanın 3'e katlanabilir şekilde gelen ilk akıllı telefon arkadaşlar. Daha önce farklı markalar bu tarz cihazlar tanıttı. Ama bu cihazlar arkadaşlar prototip aşamasında kaldı. Yani daha önce hiçbiri satışa sunmamıştı. Dolayısıyla bu noktada Huawei'nin bir ilki başardığını söyleyebiliriz. Şu anda 3'e katlanabilen başka bir telefon satışta yok arkadaşlar. Mate X'te bu açıdan tek cihaz diyebiliriz. Şöyle göstereyim sizlere, oldukça ince, oldukça hafif. Şimdi tasarımla başlayalım arkadaşlar. Söz konusu 3'e katlanabilir olduğu zaman elbette insanların kafasında bazı soru işaretleri oluşuyor. Öncelikle soru işareti şu: 2'ye katlanabilen akıllı telefonlar bile hayli kalınken 3'e katlanabilen telefonlar ne kadar ince olabilir diye insan aklından biraz geçiriyor. Ama şu var, son dönemde biliyorsunuz Honor olsun, Xiaomi olsun, bu noktada çok ince katlanabilir telefonlar çıkarttılar ki bunlara Huawei de dahil oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, bu telefon eğer 2'ye katlanabilir olsaydı sadece şu kalınlıkta olacaktı ki bu bir iPhone'un yarısı kadar. Ben ölçtüm. Kendim bir iPhone 15 kullanıcısıyım. Hatta bakın size de göstereyim şöyle arkadaşlar. 3'e katlanır olduğunda yani hemen hemen aynı kalınlıktalar. Belki yani şu elimde tutmuş olduğum Huawei'nin Mate X'te modeli daha ince bile olabilir arkadaşlar. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Ağırlık açısından da öyle aman aman bir ağırlıktan söz edemeyiz burada. Yani cebinize koyduğunuzda, taşıdığınızda vesaire sizi rahatsız etmiyor. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Örneğin arkadaşlar ben Samsung'un Fold serisini de kullandım ama Fold'da bir rahatsızcılık vardı, bir kalınlık vardı ve katladığınızda direkt olarak şu menteşelerin oradaki açıklıklar biraz rahatsız ediyordu. Yani şöyle bir kısım kalıyordu arkadaşlar. Şöyle rahat bir şekilde baktığınızda görebiliyordunuz ki Mate X'te bunu görmüyorsunuz. Yani katladığınız zaman bu arada neredeyse hiçbir mesafe yok. Peki gelelim cihazımızın özelliklerine, teknik detaylarına. Bunları zaten internetten de takip etmişsinizdir ama ben sizlere yine de biraz bahsedeceğim bunlardan arkadaşlar. Hani çünkü bu kafanızdaki bazı soru işaretlerini giderecektir, öyle tahmin ediyorum. Örneğin bu cihazın içerisinde arkadaşlar Huawei'nin kendi üretimi olan Kirin yonga setlerinden birisi bulunuyor ki bu yonga seti 7 nanometrelik bir yonga seti. Dolayısıyla burada şunu düşünebilirsiniz: ya bu amiral gemisi sınıfında bir telefonken bunda niye 7 nanometrelik bir yonga seti var diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunun cevabını da hemen sizlere vermek istiyorum. Çünkü Huawei'ye müthiş ambargolar uygulanıyor. ARM bile yani kendi teknolojisini kullanarak Huawei'ye yonga seti yaptırmak istemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada Huawei kendi önceden ürettiği yonga setlerini bu tarz cihazlarda kullanmaya devam ediyor. Yani bu noktada hani Huawei yapamıyor değil arkadaşlar, yaptırmıyorlar. Lakin şu var, 7 nanometrelik bir yonga seti olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz. Kasma olmuyor, donma olmuyor, takılma olmuyor. Neden? Bunun nedenini de hemen açıklayalım. Çünkü arkadaşlar bu cihazın içerisinde Huawei'nin kendi üretmiş, kendi geliştirmiş olduğu bir yazılım. Ne var? Harmony OS var arkadaşlar. Harmony OS bu cihaza özel olarak kalibre de edilmiş. Dolayısıyla cihazı açtığınızda ne bir tutukluk oluyor ne bir donma oluyor. Yani 2'yi açtığınızda, 3'ü açtığınızda cihaz son derece akıcı bir şekilde çalışıyor. Bu noktada kafanıza herhangi bir soru işareti kalmasın. Yani ya acaba bu telefonu ben hani tek ekran kullanıyorum, oradan ikinci ekrana geçtiğimde benim için herhangi bir sorun olur mu diye düşünmeyin arkadaşlar. Olmuyor. Ben burada hani çeşitli uygulamalarda da mesela ekran değiştirdiğim oldu. Çeşitli oyunlarda da ekranı açıp kapadığım oldu. Bunlara hatta detaylarda da yer vereceğim. Bu noktada cihaz hiç takılma, donma yapmadan çok rahat bir şekilde hemen o anki görüntüyü scale ediyor ve açtığınız ekrana göre ayarlıyor. Bu noktada split screen hemen aklınıza gelecektir. Malum 3 tane ekran var. Acaba ben bu 3 ekranda
3 farklı uygulama çalıştırabiliyor muyum diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ben split screen'de 2 uygulama çalıştırdım arkadaşlar ama 3. uygulama çalışmıyor. Yani 2 uygulama çalıştırabiliyorsunuz. Fakat şu var. Önümüzdeki süreçte gelecek olan güncellemelerle bu sorun çözülecektir. Yani bu telefonda 3 uygulama aynı anda kullanılabilecektir diye düşünüyorum ben. Ve gelelim bir diğer önemli özelliğe. Uluslararası bir ROM var mı? Yani şu anda bu telefon Türkiye'de ya da Avrupa'da satışta değil arkadaşlar. Sadece Çin'de satışta. Fakat e-ticaret sitelerine baktığınızda bu cihazı getirtip satanları görüyorsunuz. Yani şu anda mesela ben baktım. Türkiye'de bu telefonu 200 bin Türk lirasına satın almanız mümkün. Ama şu var. Mesela adam açıklamayı şunu yazmış. Garanti yok, ROM yok vesaire vesaire. E-mail yok. Yani şimdi siz bu telefonu aldığınızda tabii ki belli bir süre çalışacak. Ama ROM yok arkadaşlar. Uluslararası ROM daha sonra gelecek. Uluslararası ROM geldikten sonra tabii ki telefonu kullanmak daha basit bir hal alacaktır. Türkiye'deki kullanıcılar için de. Türkiye'ye Huawei garantisiyle gelir mi diye soracak olursanız. Hani Huawei'den bize verilen bilgi şu anda böyle bir planları olmadığı yönünde. Yani bu telefonu halihazırda Huawei Türkiye garantisiyle ülkemizde satışa sunulması şu anda planlar arasında yok. Ama Avrupa'da çok büyük bir başarı gösterir. Çok büyük bir satış başarısı alır. Ondan sonra Türkiye'ye gelir gelmez onu tartışabiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi telefonun Çin'deki fiyatı yaklaşık olarak 2500 euro civarlarındaydı. Bu da 100 bin Türk lirasına falan denk geliyor. Bu ne demek? Bu telefon ülkemizde 200 bin Türk lirasından aşağı bir fiyata satışa çıkmayacak demek arkadaşlar. Yani üstü olur. Ama altı olmaz. Bunun garantisini verebiliriz sizlere ne yazık ki. 200 bin liraya bir telefon Türkiye'de ne kadar satar? Bunun da çeşitli soru işaretleri karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar gelelim ekran detaylarına. 6.4 inç, 7.9 inç ve 10.2 inçlik 3 farklı ekran modumuz var. Yani telefonu tek ekranda kullanırsanız 6.4 inç açıp 2 ekran halinde kullanırsanız 7.9 inç ve 3 ekranda açarsanız 10.2 inçlik bir görüntü karşımıza çıkıyor. 3K çözünürlüğümüz var. 16:11 ekran gövde oranına sahip ve 90 Hz'lik bir ekranımız bulunuyor arkadaşlar. Piksel derinliği soranlar için de 383 ppi bir piksel derinliğimizin olduğunu söyleyelim sizlere. Dediğim gibi Harmony OS 4.2 ile geliyor. Dolayısıyla Harmony OS burada cihazın donmadan, kasma yapmadan ekranlar arası geçişlerde müthiş bir optimizasyonla çalışmasına zemin hazırlıyor. 16 GB'lık RAM'imiz var. 512 ve 1 TB'lık da dahili depolama kapasiteleriyle geliyor arkadaşlar. Kim hangisini isterse onu alabilir. 5600 mAh'lik pilimiz var. 66 Watt hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca 50 Watt kablosuz hızlı şarj desteği de mevcut. Ters şarj özelliği de var arkadaşlar. Dilerseniz başka cihazları bu telefondan 7.5 Watt ters şarj ile şarj edebiliyorsunuz. Kamera tarafına geldiğimizde 50 megapiksellik f1.4 diyafram aralığına sahip OIS destekli bir kamera olduğunu görüyoruz. 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 12 megapiksellik periskop telefoto kamera ve bir de derinlik ölçücü bulunuyor arkada. 4 kamera gibi görünebilir ama bu kameralardan biri derinlik ölçümü için kullanılıyor. Önde ise 8 megapiksellik tek bir kamera var arkadaşlar. Evet. Bunları söyledikten sonra gelelim telefonumuzun diğer özelliklerine. 298 gramla 306 gram arasında bir ağırlığa sahip. Bu telefon 4K 60 FPS video kaydını destekliyor. Kirin 9010 Yonga setiyle geldiğini zaten söylemiştim. Bunun dışında teknik detaylarda öyle çok fazla ön plana çıkan bir bilgi de bulunmuyor diyelim ve geçelim diğer sorulara. Şimdi bu telefonu aldığınızda aklınıza şu soru gelebilir. Google Play var mı? Daha doğrusu Google servisleri destekleniyor mu? Diğer Huawei modellerinde olduğu gibi arkadaşlar buna da gayet rahat bir şekilde Google uygulamalarını indirebiliyorsunuz. Dilerseniz YouTube indirebilirsiniz. Dilerseniz farklı Google uygulamalarını indirebilirsiniz. Yani bu noktada herhangi bir sakınca bulunmuyor arkadaşlar. Dilediğiniz Google uygulamasını bu cihaza da indirebiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sorun sıkıntı yok. Merak edenler için söyleyelim. CarPlay desteğine yazık ki yok. Zaten Huawei cihazlarında yoktu. Bu cihazda da doğal olarak yok. Benim bu telefonda en çok korktuğum şeylerden biri yanlış katlama arkadaşlar. Yanlış katlama için de Huawei şöyle bir önlem bulmuş. Kutu içerisinden böyle bir kılıf çıkıyor. Bu kılıfı taktığınız zaman arkadaşlar bakın şöyle takayım hemen sizler için. Şurasında bir anahtar gibi bir şey var. Bakın hemen şurada köşede. Bunu açmadan yandan zaten bu telefonun açılması mümkün diye açarsanız şöyle bu anahtar gibi olan şey sizi engelliyor. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra telefonu şöyle açabiliyorsunuz. İkiye açıldı. Bakın ikiye. Buradan açarsanız ne olur? Size hemen söyleyeyim. Bakın şuradan açarsanız şu kilidi de açalım. Bakın şöyle çok bir mantığı olmayacaktı. Tek ekran kaldı yine böyle oldu. Ama kilidi açtınız. Bakın kilidin olduğu taraftan hop telefonu açabiliyorsunuz.
Son olarak 3. ekranı da şuradan şöyle getiriyorsunuz. Ya bu kılıfsız kullanma tabi zamanla insan alışacaktır. O noktada bir sakınca yok. Yani kılıf olsa da olmasa da bir şekilde bu telefonu cebinizde taşıdığınız zaman nasıl açacağınızı zaten öğreneceksiniz. El alışkanlığı bir zamandan sonra hızlı bir şekilde zaten açacaksınız. Onda hiçbir problem yok. Ama şu var arkadaşlar. Örneğin siz bununla bir ortama girdiniz. Mutlaka diyenler olacaktır. Oo, telefona bak, uçak atlanıyor, ver bir bakayım vesaire. İşte bu noktada hani ters tarafa açıp telefonun kırılması, ekranın zarar görmesi, menteşelerin zarar görmesi olabilir mi? Olabilir. Yani bunun yapmanız gereken şey burada telefonunuzu biraz korumak ve şunu göstermek en azından. En önce şu ekranı açıyorsun, sonra bu şekilde açıyorsun diye göstermek olacaktır arkadaşlar. Bunun dışında yoksa telefonunuz ekranı kırılabilir. Bunu başka engellemenin yolu yok. Şimdi gelelim bir diğer önemli noktaya. Bu telefon oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor? Mesela biz arkadaşlar Genshin Impact'i oynamak istedik ki şu anda biliyorsunuz telefonda en çok popüler oyunlardan bir tanesi. Şu normal ekranda en yüksek FPS'lerden birini veriyor. Yani normal ekranda oynadığınız zaman FPS değeri bir hayli yüksek. Ama ekranları açtığınız zaman, ekranları atıyorum şöyle açtınız, burada oynamaya başladınız. Yetmedi ekran büyüklüğü. Dediniz ki ya madem böyle bir telefonum var şu tablet büyüklüğünde bir ekrandan oynayayım dediniz. Bu şekilde açtınız. Oyunda çok fazla kasma donma olmuyor dürüst olmak gerekirse. Fakatım var. O da şu. Donma kasma olmamasına rağmen FPS değeriniz düşüyor. Ama bu düşük FPS değeri sizi çok rahatsız ediyor mu? Etmiyor arkadaşlar. Yani rahat bir şekilde oyunu oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bu noktada da hani büyük ekranda oyun oynamanın zevki tabii ki bir ayrı oluyor. Ama ben özellikle hani mesela YouTube videolarındaki performansını vesaire çok beğendim. Yani YouTube videosunu açtığınız zaman şu ekranı tamamen videoya yayıyor. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ben beğendim arkadaşlar ya. Yani gerçekten hani Türkiye'ye gelse ve fiyatı uygun seviyelerde olsa alınacak bir telefon mu? Kesinlikle alınacak bir telefon. Neden? Çünkü dediğim gibi yani kalın değil, hafif. Hani böyle korkarsınız ya çok ağır, çok hantal bir telefon dersiniz ya, öyle bir telefon kesinlikle değil arkadaşlar. Şu şekilde de rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz zaten. Ama dilediğiniz zaman da açıp daha büyük bir ekranla, hatta daha da büyük bir ekranla ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Huawei burada gerçekten önemli bir inovasyona imza atmış. Ben önümüzdeki süreçte bu cihaza özel uygulamalar geleceğini de düşünüyorum. Malum daha çok yeni arkadaşlar. Dediğim gibi iPhone 16 ile aynı tarihte duyurulmuştu. Daha sonrasında Çin'de satışa çıktı. Stoklar tükendi. Biz bu videoyu çektiğimiz tarihte baktım ben, stoklar bu akşam tekrardan güncellenecek diyordu arkadaşlar. Avrupa'da nasıl bir satış başarısı gösterecek? Bunu önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Videomu kapatmadan önce bu kutu içeriklerinden de sizlere bahsetmek istiyorum. Normalde böyle bir telefon böyle bir kutuyla gelince dersiniz ki ya herhalde kutu içeriği çok dolu. Bunda çok haklısınız arkadaşlar. Malum günümüzde servet ödediğimiz telefonlardan bir şarj kablosu artık anca çıkar hale geldi. Huawei burada doldurdukça doldurmuş arkadaşlar. Bakın şu bile çıktı. Bu ne biliyor musunuz? Araba şarj cihazı. Yani şunu aracınızın çakmaklığına taktığınızda ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Telefonunuzu aracınızdan şarj edebiliyorsunuz. Burada önemli bir nokta var, ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tam 88 wattlık. Yani bunu internette arasanız, yani satın almak için bulamazsınız 88 wattlık bir çakmak şarj cihazı. Bunu Huawei kutu içerisinde sizlere biliyor. Tabii ki klasik şarj cihazımız çıkıyor. Bu 66 wattlık süper hızlı şarj cihazımız. Bir adet kablomuz var tip C'den tip C'ye arkadaşlar. Bir adet kablomuz var tipi giden tip C'ye. Ve bir adet de kablosuz kulaklığımız var. Bakın kablosuz kulaklığa kadar Huawei her şeyi bu kutu içeriğine koymuş. Dolayısıyla kutu içeriğinin gırtlak dolusu olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bir deneyimiz vardı, unutmadan söyleyelim. Şöyle bir adet kılıfımız var. Bu noktada aklınıza şu gelebilir, ya kılıf var ama camları nasıl koruyacağız peki? Halihazırda arkadaşlar telefonu ilk aldığınızda, yani telefon kutudan çıktığında zaten üzerinde bir kaplama mevcut. Yani üzerinde bir ekran koruyucusu var bu telefonun şu anda. Ama aması var. Bu ekran koruyucu zedelendiğinde, zarar gördüğünde yenisini nereden alacağım? Bu ekran koruyucusunu muhtemelen AliExpress gibi Çin menşeli yerlerden, hatta belki önümüzdeki süreçte Türkiye'deki e-ticaret sitelerinden vesaire de temin edebiliyor olursunuz. Tabii Türkiye'ye gelirse ya da Türkiye'de bir şekilde satın alırsınız. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar Huawei şu anda bu cihazı Türkiye'ye getirmeyi planlamıyor. Lakin ya ben bir şekilde satın almak istiyorum derseniz, mesela şu anda Çin'e gitseniz bu cihazı 100 bin Türk lirasına satın alabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi 2500 euro gibi bir fiyatı var. Bir de şu var. Çin haricinde bir yerden alabilir miyim? Yakında Avrupa'da satışa çıkacak. Yani Avrupa'ya gidip de bu cihazı alma şansınız var. Ama şu anda sadece Çin ROM'u var arkadaşlar. Yani şunu düşünebilirsiniz. Lan Çin'den alsam bile ben bu telefonu getirir Türkiye'ye ROM attırırım, kullanırım. Hayır, şu anda sadece Çin ROM var. Dolayısıyla Türkiye'ye de uyumlu ROM'lar önümüzdeki süreçte
çıkmış, yayınlanmış olacak. Bu müjdeyi verelim sizlere eğer böyle bir cihaz almayı düşünüyorsanız. Ki bence çok güzel, çok kullanışlı. Hani ben düşünebilir miyim? Belki arkadaşlar, yani X bir telefona 100 bin vermek yerine bu telefonu 100 bin liraya yurt dışından alıp bir şekilde kayıt ettirmek daha mantıklı olabilir. Bunu düşünebilirim gerçekten. Çünkü cihaz çok güzel arkadaşlar. Yani kullanmanız lazım. Tabii ki böyle bir deneyim için Türkiye'ye gelmesi lazım. Teknoloji mağazalarına gelmesi lazım. Orada gidip deneyimlemeniz lazım vesaire. Ama telefonun gerçekten ben çok hoş olduğunu, çok ince olduğunu, menteşelerinin çok uyumlu olduğunu ve menteşelerde arkadaşlar en ufak bir dengesizlik yok biliyorsunuz. Bazı katlanabilir telefonlarda menteşeyi kapattığınız zaman şöyle kalıyor. Şu arada bir nokta. O yok arkadaşlar. Kapattığınız zaman sıfır. Hiçbir şey yok. Hızlı şarj özelliği var. Kutu içerisinden bir dünya aksesuar çıkıyor. Evet, burada elimizden geldiğince sizlere Huawei Mate XT Ultimate dizaynı anlatmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.